Habertürk.com'a hoş geldiniz. Ben Burçak Orçun. İnsanoğlu binlerce yıldır onu arıyor, peşinden koşuyor. Filozoflar, düşünürler onu tanımlayabilmek, çözebilmek uğruna ömrünü harcıyor. Hakkında filmler, romanlar, şiirler, şarkılar yazılıyor. Mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğu sadece felsefe, sanat ve edebiyat değil, psikoloji, sosyoloji, biyoloji, siyaset gibi disiplinler de anlamaya çalışıyor. Birleşmiş Milletler 2012 yılında 20 Mart'ı Dünya Mutluluk Günü olarak ilan ederken pek çok uluslararası kurum ve kuruluş her yıl mutlulukla ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor. Hatta Harvard ve Yale gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde artık pozitif psikoloji yani mutluluk bilimi dersi okutuluyor. Peki mutluluğun bir tarifi yapılabilir mi? Bir formülü var mıdır? Ya da Nazım Hikmet'in Abidin Dino'ya sorduğu haliyle. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin? Mutluluk kimine göre bir yolculuk, kimine göre doğayla bir bütün halinde yaşamak, kimine göre anı yaşamak gibi birçok kendi kendilerine yani birçok düşünürün, filozofun tanımları var. O yüzden tek bir tanım maalesef yok. Mutluluğu tarif edersek kişinin böyle dört alandaki uyumlu olması mutluluğu sağlıyor. Birisi kendisiyle barışık olması birincisi mutluluk. Ama bu yetmiyor. İkincisi, aile içerisinde sağlıklı iletişim kurabilmesi. Üçüncüsü, meslek uyumunun olması. Meslek hayatında uyumunun olması. Dördüncüsü de ihtiyaçlarının asgari şekilde karşılanmış olması. Mutluluk tabii çok büyük bir kavram. Gerçekten artık mutluluk bilimi olarak bile ifade ediliyor. Ve sadece çağımızda, günümüzde değil, esasında mutluluk bütün coğrafyalarda, bütün çağlarda insanların ilgi odağı olmuş. Bin tane tanım yaparsınız, hepsi doğru olur, hepsi biraz eksik olur. Mutluluk aslında bir kıvanç durumu. Yani neye kıvançtır? Bütün özlemleri eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan olgunluk, kıvanç duyma durumu, bahtiyarlık, saadet olarak tanımlanır. Uzmanlar bu şekilde tanımlar getirirken herkesin de kendine göre bir mutluluk tarifi var tabii. Para. Öyle. Para olmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizden arkadaş olduk. Size bir şey ikram edeceğim. Gittiğim yerde bir şey ikram edemezsem ne olacak? Önce sağlık yani benim için önemli. O sağlığım olduğu zaman da mutluluk gelir diye düşünüyorum. Kendimi çok seviyorum önce. Tabii canım. Evet. Kendini seven insan etrafına da mutluluk saçar bence. Mutluluk benim için müziktir. Davulumun başında olduğum her saniye benim için yani mutluluğum sadece tanımıdır yani. Mutluluk her şeyin yolunda olması. Etrafındaki insanların gülmesi. Kişinin kendini rahat hissetmesi diye tanımlayabilirim aslında. Kendimi huzurlu hissediyorsam, kendi ülkemde huzurluysam mutluyum demektir. Fransız yazar Montaigne diyor ki, talih insana bütün nimetlerini verse onları tadabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır. Hiç unutmam öyle. Bir hanımefendi vardı Bağdat Caddesi'nde yaşıyordu. Ya dedi, havuzlu villalarım var dedi. Pırlanta yüzüklerim var dedi. Spor arabam var. Her şeyim var. Gene mutlu değilim. Baktım, ağır bir depresyonu yok öyle. Büyük bir depresyonu yok. Baktım, aslında sorunun cevabı sorunun içinde. Mutluluğu hep dış nedene bağlanmış. Bir genç kız için evlilik, evlenmiş olmak mutlulukken kimisi için üniversiteyi kazanmak ve o yolda ilerlemek mutluluk gibi oluyor. Ama ona ulaşınca da mutluluk, hani ben mutlu oldum denmiyor. Herkes için geçerli bu. Başka bir şey atfediliyor. Evlenmekse sonra çocuk sahibi oluyor. Bu çağ beklenti seviyesini yükseltti. Beklenti seviyesi yükselince daha fazla, daha iyi. İnsanı mesela gardırobu kes 10 sene yetecek elbise olduğu halde her sene yenisini alıyorsun. Neo-spiritualizmin kurucusu olan Bedri Rüsselman'dan bir örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir anekdotudur onun. Hal böyleyken der, gerçek mutluluk ve kurtuluşu der, ancak maddelere tapan nefislerin hava ve hevesine tutsak olmuş iradelerine göre değer biçtikleri
bir takım uydurma kurallardan beklemektedir der modern insan. Modern insanın giderek daha fazla aradığı mutluluk artık günümüzde patolojik olarak ele alınıyor. Yani tedavi edilmesi gereken bir hastalık gibi. Psikiyatride, psikolojide şöyle bir son 10-20 yıl içinde şöyle bir kanaate vardılar diyebilirim. Dediler ki biz sürekli olarak hastalıklar ve olumsuzluklar üzerinde durduk. Mesela intiharı anlamaya çalıştık, işte depresyonu veya kişilik bozukluklarını, işte obsesyonu, fobileri, bütün bilimsel araştırmalar, çalışmalar bu konulara odaklandı. Halbuki cetvelin öbür ucunda da iyilik hali var. İnsanların kendilerini iyi hissetmeleri, iyi odaklanabilmeleri, mutlu olmaları. Yani biz bu iyilik halinin ne olduğunu araştırmaya şimdi zaman ayırmamız gerekir diye insanların daha mutlu olabilmeleri için haplar üretilmiş, depresyondan çıkmaları için o yönde de bunun tabii bir belki bir ticari boyutu da bir yandan gelişiyor. Önceleri mutluluğu parayla satın aldıklarında arayan insanoğlu günümüzde direkt mutluluğu satın almanın yolunu arıyor. Bu bazen ilaçlar, bazen terapiler, bazen de kişisel gelişim seansları oluyor. Belki de mutluluk aslında Cem Yılmaz'ın dediği gibi insanın içindedir. Mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk içimizde diyor. Baba 400'ü verdik KDV. İçinde, içinde. İki türlü mutluluk var bu açıdan. Biri iç nedenli mutluluk, diğeri dış nedenli mutluluk. İç nedenli mutluluktaki temel şey sıradan şeylerden mutlu olmayı başarabilmek. Sahip olduğun şeylerin kıymetini bilebilmek. Dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmek. Üç sloganı bir kimse seçiyorsa iç mutluluğu yakalayabiliyor. İstekler istediklerine kavuşmakla bence karıştırılıyor olabilir. Yani istediğini almak, kavuşmak eşittir mutluluk. İşte bir arabam olursa çok mutlu olurum. Daha materyalist şeyler de olabilir. Ya da şu kişiyle evlenirsem, şu kişi beni severse. Yani bir koşula bağlı. Özetle koşula bağlı olan şeyler belki de mutluluğun formunu bozuyor. Kontrolümüz dışında o kadar çok durum var ki onlarla da baş edebilmek için tabii insanın o zaman belki manevi yönünü güçlendirmesi, belirsizliklere karşı kendisini koruyabilmesi, yalnızlık çekiyorsa ona karşı çözümler üretmesi, bu iç psikolojiyi içine kapanmamak, direnmek, güçlü olmak, bunlar da tabii apayrı öğretiler. İşte bu öğretilerden bir tanesi günümüzde sıkça duyduğumuz anı yaşamak ya da anda yaşamak. Aslında bu anı yaşa çok yanlış anlaşılıyor. Ya boş ver geçmişteki travmaların anı yaşa, boş ver gelecekteki anı yaşa. O anı yaşa değil, anda yaşa olması lazım. Bu geçmiş ve gelecek birikimlerime göre, sermayelerime göre bu şu anda en iyi ne yapabilirim? Yeni bir nörobilim bilgisi, bu hayaller de beynimizde algısal bellek oluşturuyor. Hayal kuruyoruz ve beynimiz bunları yazıyor, kaydediyor. Yani mutluluk bazen bir anlık olabilir, anı yaşamaktan geçebilir. Bazen bu hayatın tamamını içerebilir. Belki de mutluluk dediğimiz şey tüm mutsuzlukları göze alabilerek yaşamaya çalışmak belki de mutluluk. Anda yaşama der ki kabaca, geçmişteki yaşadığın bütün sorunları üzerinde taşımaya devam edersen bugününü de kirletirsin. Gelecekte yaşama ihtimalin olan bütün olumsuzlukları da bugünden yaşamaya başlarsan geleceğini de karartırsın. Söylemek kolay ama her şeye rağmen anda kalabilmek hiç de kolay bir şey olmasa gerek. Özellikle de günümüz dünyasında. Kapitalizm mutluluğun en büyük düşmanı. Kapitalizm ne diyor? Hedonistik tatmini yaşam amacı yapmış bak. Kapital sistemi, hedonistik tatmini. İkinci yaptığı şey kapitalizmin, sen önemlisin, aile önemli değil, sen önemlisin, vatan başkası önemli değil, bireyciliği bencilliğe çevirmiş. Kapitalizm ne öğretti? Ben merkezciliği öğretti. İnsanın içindeki yaratıcı faaliyetin ortaya çıkması için insan bencil olmalı, sınırsız özgür olmalı, canının her istediğini yapmalı dedi.
kapitalizmin diretmiş olduğu sürekli tüket, tükettiğin kadar varsın. Eğer tüketmiyorsan bir hiçsin. Bu reklamlarda da sürekli bir tüketim özendiriliyor ve tüketen mutlu oluyor. O anda bir anlık mutluluk, büyük mutluluk gibi. Kapitalizm gittikçe daha mı vahşileşiyor yoksa artık kapitalizmin de sonuna mı geliyoruz? Kapitalizm insan doğasının yapısına uygun bir sistem gibi durmuyor. Vahşi kapitalizmin yeterince adı üstünde vahşi ve kötücüldür. Fakat bizim ülkemizde kuralsız bir kapitalizm türü vardır ki ben buna kuralsız kapitalizm diyorum, o daha da kötü. Mutluluğun tek düşmanı kapitalizm değil. Narsist insanlar vardı, teflon insanlar. Bunlar da sadece kendilerini düşünürler. Hiç gelecekle ilgili hayalleri yoktur. Ben eşimi üzmüşüm, çocuğumu üzmüşüm, hiç önemli değil. Çünkü narsist insanın bir özelliği var. Narsist insan dünyayı kendi etrafında dönüyor zanneder. İnsan ilişkilerini köle efendi ilişkisine indirger. Bunlar da mutluluğun düşmanıdır bu tipler. Bu tiplere nasıl davranacağını öğrenmek lazım. Acaba mutluluğu ararken aslında neyi aradığımızı biliyor muyuz? Neyi aradığını biliyor mu? Yani neyi aradığımızı biliyor muyuz? Bence hiçbirimiz bundan emin değiliz. Hatta daha önceki 10 yıllarda arama konusunda daha mahir olan insanoğlu şu an artık çok zorlanıyor. Olağanüstü bir hız dönemi yaşıyoruz. Zamanın en hızlı 10 yılını geride bıraktık 2020'ye kadar. 2010-2020. Daha hızlı bir 10 yılına girdik. Bu kadar hızla insan bir şey arayamaz. Aradığımızda da neyi aradığımızı bilemediğimiz için bulduğumuz şeyin aradığımız şey olduğundan emin değiliz. Mutluluğa çok mu anlam yüklüyoruz ya da mutlu olmaktan kastımız ne? Olmayınca yani dünyanın sonu ya da müthiş bir hayal kırıklığı gibi mi algılıyoruz? Eğer bunlar oluyorsa mutluluğa yüklediğimiz anlamla ilgili bir sıkıntı var demektir. Hani mutluluk eşittir, memnuniyet midir tartışılır ama ne kadar memnunsanız hayatınızdan o kadar da belki mutlusunuzdur. İnsanın gücü sınırlı, ihtiyaçları sınırsız, arzuları sınırsız. Peki Budist rahipler mutlu oluyorlar mesela. Bütün istekleri karşılanmış, bütün ihtiyaçları giderilmiş, bütün sorularına cevap bulmuş ve kişilik sınırları ortadan kalkıp kendini evrenle bütünleşmiş. Beklentilerimizi ne kadar düşük tutmaya çalışırsak, ne kadar gerçekçi olabilirse, hayallerimizi, tutkularımızı ne kadar besleyebilirsek, aslında o derece mutluluk ya da mutlu olma şansımızı arttırıyoruz. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı 2020 yılı Dünya Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya. İkinci sırada Danimarka yer alırken Türkiye ise sıralamada oldukça gerilerde. Üstelik başka bir araştırmaya göre pandemi döneminde akıl ve ruh sağlığı en fazla bozulan ülkeler sıralamasında da birinci. Fakat uzmanlar bu araştırmalara şüpheli yaklaşmakta fayda olduğunu söylüyor. Kendi ülkemize ait ne zorluklardan, ne sıkıntılardan geçiyoruz. Herkes dimdik ayakta. Herkes belirli bir oranda küçük travmalar, duygusal yaralanmalar yaşayabilir. Bu normal. Ama ruh sağlığımız bozulması bu kadar kolay değil, merak etmeyin. Acaba Türkiye ile ilgili veriler tam doğru yansıtılıyor mu? Yoksa bazı ülkeleri biraz daha kayırarak onlar daha mutlu gibi mi gösteriliyor? Çünkü bütün bunlar bir yerde bir politik bir karşılığı da olan veriler. İskandinav ülkeleri her zaman için çok daha demokratik ve eşitlikçi ülkeler olarak karşımıza çıkar. Ve bu mutluluk endeksinde de yüksek puanlarla en mutlu ülkeler gibi görünüyorlar. Ama bazen bakıyoruz o ülkelerde intihar oranı oldukça yüksek olabiliyor. Mutluluk endekslerinde dünyadaki ülkelerin refah seviyesiyle yani zenginlik seviyesiyle yani kişi başına düşen gayrimilli hasıla ile mutluluk oranları arasında tam bir korelasyon göremiyoruz. Bugünün insanına baktığımızda dünyanın en zengin ülkeleri dünyanın en mutlu ülkeleri değil. Şimdi bakın burada 1950 ile 2000 arasında ABD'de yapılmış bir mutluluk araştırması. 2000'e mutluluk hep aynı gitmiş aşağı yukarı puanı. Fakat gayri safi kişi başı gayri safi milli hasıla oranı 20 bin dolardan 35 bin dolarlara çıkmış. Yani parayla saadet olma sözünü doğruluyor. Peki öyleyse araştırmaları bir kenara bırakalım ve bir de biz soralım dedik. Kimler mutlu, kimler mutsuz? Ekonomik şartlardan dolayı
Genel olarak etrafta her şeyden dolayı bir mutsuzluk var zaten. Değil mi yani? Genel olarak herkes mutsuz bence. Etrafımdaki. Ben zaten bekarım. Mutluyum Allah'a şükür. Ufacık bir söz bile beni mutlu ediyor. Yani %100 mutluyum diyemem. Ama yani mutluyum diyebilirim kendim için. Evet. Şöyle hayatta hani umudunuzu kaybettiğiniz takdirde mutluluğu yakalamayacaksınız. O hep böyle bir yandan şöyle bir elinizin ucundan şu umut olması gerekiyor. Umut, yani umutsuzluğa kapıldığın an bittiğin andır. Yani illaki hayatın verdiği sıkıntılar tabii ki var. Yani onu düşünmemek mümkün değil ama elimizden geldiği kadar mutlu olmaya çalışıyoruz. Mutluyum Allah'a şükür. Ya insan mutlu olmayı bilecek. Her şeyden bir mutluluk alacak. Mutlu olmazsa yaşayamaz zaten. Hiçbir verimli olamayız ki. Ne çocuklarımıza, ne torunlarımıza, ne de eşlerimize. Mutluyum tabii. Neden? Keyifliyim, mutluyum. Yani nedeni olur mutluluğun. Hani sabah kalkınca böyle keyif alıyorum. Akşam yatınca keyif alıyorum. Ne bileyim. Maaşımı alınca keyif alıyorum. Para kazanınca keyif alıyorum. Böyle bir hal işte. Yani nasıl tarif edeyim? Mutluluk böyle bir şey. Bütün acılara rağmen insanın iç direnci ve bir şekilde ayakta durma felsefesi bizim toplumumuzda çok güçlü. Bazı filozoflara göre mutluluk bir sonuç değil, bir yolculuk. Bazılarına göre kaderin olduğu kadar karakterin de eseri. Bazılarına göre ise akıl ve erdemle mümkün. Kim bilir, belki de yapılması gereken sadece mutluluğun peşinden koşmayı bırakmaktır. Bir de mutluluğa çok takanlar var. Yani mutlu olmalıyım yani. Gereklilik gibi görüldüğü zaman da mutsuzluğa aslında davet çıkarıyoruz. Mutluluk hani beklemediğiniz bir anda yani bir ne bileyim sokak hayvanını beslediğiniz zaman da mutlu olabilirsiniz. Bir çocuğun başına okşadığınız zaman da mutlu olabilmeyi becerebilen insanlar aslında mutluluğa daha yakın oluyor gibi görünüyor. Mutluluk, motivasyon, değerler, anlam. Ancak siz onları tanımladığında, onlara ulaştığınızın haberdar olursunuz. Eğer onlara bir tanım getirmezseniz, belki ulaşmışsınızdır, haberiniz bile yoktur. Mutlu kendiliğinden olmuyor. Mutluluk bir durum değildir, bir süreçtir. Mutluluk renkli gölgedir. Yakalamaya çalışırsanız kaçar. Ama hedefine giderseniz arkanızdan gelir. Gelelim daha mutlu bir hayat için tavsiyelere. Mutluluk için beklentilerimizi azaltıyoruz, hayallerimizi güçlendiriyoruz, umudumuzu arttırıyoruz. Ufak şeylerden de sevinç, mutluluk yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Sahip olduğun şeylerin kıymetini bil. Birincisi. İkincisi, böyle durumlarda ikincisi dünyayı değiştirmek yerine kendini değiştir. İkincisi. Üçüncüsü, hayatta böyle yorulmaya, akış duygusunu yaşayacağın, yorulmaktan zevk aldığın amaçların olsun. Anlam peşinde koş. Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam peşinde koş. Sorunlara korkuyla yaklaşma. Pozitif yaklaş, çözüm odaklı yaklaş. Yönetimlerin, toplumun, kendisinin bir bütün halinde daha bir iyilik hali içinde yaşamamızı mümkün kılması yolunda akılcı adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yolu kendisine özgün bir yolculuktur. Ama ben evrenin en karmaşık donanımı dediğimiz beynim şu an yaptığımızdan çok daha iyisini hak ettiğini ve ona hakkını vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim yolculuğum buna ilişkin. Herkese de bunu tavsiye ederim. Bir de mutlu olduğunu söyleyenleri dinleyelim. Bakalım onlar neler tavsiye ediyor? Yani küçük şeylerle mutlu olmak lazım. Çok büyük şeyleri aramamak lazım. Atıyorum kuş sesi olur, çiçek olur, böcek olur. Bunlar mutluluğun yani yeterli benim için. Sevdikleri şeylerin peşinden koşarlarsa sanırım mutluluğa ulaşabilirler diye düşünüyorum ben. Ya sürekli olumsuzları gördüğümüz için aslında mutsuzuz. Olumlu taraflarını da görebiliriz. Doğanın, kuşların hareketlerini, canlıların hareketlerini görerek de mutlu olabiliriz aslında. Bir yaprağın kıpırtısı bile bizi mutlu edebilir. Mutluluğun formülü anda kalmak diye düşünüyorum. Her şeyden mutlu olmaya bilsinler. Ufacık bir şeyden bile. Hep tebessüm etsinler insanlara. Kimseyi kırmasınlar, saygı göstersinler, saygılı olsunlar. Her şeyin başı huzur. Mutluluk satın alınmaz biliyorsunuz yani mutlu olmak. İnsanın kendi elinde. Her şeyden rahatsız olursan mutlu olamazsın ama her şeyden keyif almaya gayret edersen mutlu olursun. İşte bu kadar basit.
Belki mutluluğun resmini çizemedik. Ama birazcık üzerine düşünmenize katkı sunduysak ne mutlu bize. Mutluluklar diliyoruz.